tutuk tutuk yargılanmıyor. Gülşen meselesi de o hale geldi. Bu arada bugün Ahmet Hakan kendisine genellikle cevap vermiyorum ama bu çok bence ayıp bir şey. Ahmet Hakan Gülşen'e diyor ki artık her yerde imam hatipliler var. Nerede karşılaşacağını bilemezsin. Ayağını denk al. Ne gazeteci, ne delikanlı, ne yiğit. Ne yiğit. Ya Ahmet Hakan bu kadar yiğitsen bu kadar delikanlıysan, bu kadar mertsen, çıksana Gülşen'in karşısına CNN'de. Çıkamazsın. İddia ediyorum çıkamazsın. Ya da gel biz sana bir televizyon bulalım, ikisini yan yana koyalım ikinizi. Ee, Gülşen'i uyarıyorum diyor. O mekanlarda emniyetten kimse olmaz. Ama mutlaka bir imam hatipli olur. Allah Allah. Ee, i̇mam hatipler artık hiç olmayacak yerlerde olabiliyor Gülşen. Onlara sallarken üç kere düşünsen iyi edersin yani. Şimdi arkadaşlar, bu açık seçik tehdit değil mi? Soruyorum. Açık seçik tehdit değil mi? Gülşen'in eşi, tamam mı? Gülşen'in kendisi, Gülşen'in korumaları, Gülşen'in sevenleri, Gülşene bağlı olan insanlar, anası, babası. Neyse, seni bir yerde görüp bu yazından dolayı senin de adam yerine koyma olasılıkları olduğu için ağzını burnunu kırsalar tehdit ediyorsun kızımızı tehdit ediyorsun eşimizi tehdit ediyorsun işte kardeşimi tehdit ediyorsun sevdiğimiz sanatçıyı dese ya da Gülşen kendisi gelip yapsa ki iddia ediyorum Gülşen'le ikiniz karşı karşıya gelse Gülşen senin ağzını burnunu kırar. Buna eminim. Ağzını burnunu kırar. Ve ben bu tehdidinin İktidara yaranma noktasında Kantar'ın topuzunu kaçırmak olduğunu e, düşünüyorum. E, gereğini yapı, e, Onur öyle de gereğini yapı abartmış. Ben hayatımda sokakta insanların cam pazarına, e, sokaklardaki insanların e, cam pazarına dönmüş bir ülkede yaşadığını bildiği için bu kadar çaresiz olduğu bir yerde bu çok aşağılık bir şey. E, şimdi e, Çağatay tamam da burada başka bir sorun var. E onu hiçbir zaman unutmayalım. E bir hanımefendiye bir yerde saldırsalar bir şey olsa bunun azmettiricisi kim? Azmettiricisi kim? Birisi çıkıp dese ki Tahir Elçi'yi de bu adam öldürdü. Azmettiricisi Ahmet Hakan televizyonda adama neler yaptı sonra adamı öldürdüler. Adamı linç ettirdi. Yapmadı mı bunu? Yani bu artık e, yalakalığın da bir e, sınırı olur korkunç bir durum Evet e, bu meselelere baktığımız zaman Türkiye'nin hali pür melalini anlamış oluyoruz e, biraz e, çay içelim e, kapı çalıyor galiba e, biraz çay içelim şimdilik Dur bakalım mola vermeyeceğiz çalmıyor mu kapı dobi havladı beğeniye bakacağım Çünkü e, şey e, sinirlenebilir. E, beyni 620'de arkadaşlar. Şunu bine tamamlayalım. E, çünkü e, gerçekten Fırat enteresan birisi. Bütün bunları hırs yapıp daha sonra işi olmadık yerlere vardırıyor. Papaz olmayalım. E, yorumlar geldiği zaman bu aralıklarda verebiliriz. Çünkü arkadaşlarımızın görüşlerini görmek de benim için e, önemli. Çünkü e, bu zamcık Dosyasına geçmeden e, siney millet mesesine e, bakacağız. Yorumları gönder bakalım, yorumları görelim, arkasından da devam edelim. Arkadaşlar lütfen yükleyelim diyor Berin. Bu yorum değil bu çağrı. Teşekkür ederiz. E, evet Önder Bey geldi. Dobi, Dobi havladı burada. Dobi gelsin. Gel babacığım. Gel emekli emekçi seni istiyor Önder Bey. Gelmiyor Önder Bey. Devam edelim. E, yorumlara e, dönem e, düşmanlaştırmadan nemalanma dönemidir diyor Macerik adlı arkadaşımız. Sevinç Aksüt bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Çünkü bana sürekli bilgi belgede e, gönderiyor DM'den, e, hmm. Instagram'dan. Ahmet Hakan tam tersi ciddiye alınmalı. Doğrudan hedef gösteriyor. Doğrudan aynı kanıdayım. E, Gülşen Hanım'ın herhangi bir yerde bu saatten sonra başına bir şey gelirse e, azmettiricisi Tahir Elçi'yi de azmettirmiş olan Ahmet Hakan'dır. Ahmet Hakan Tahir Elçi'yi öldürenler kadar bence suçludur. Ahmet Hakan bir görelim ya e, Damla Ali sert milleti ona yönlendiriyor linç ettirmek için diyor. E, Ahmet Hakan denen kişi vakti zamanında Tahir Elçi'ye e, yapmadı mı? Yaptı Fevzi söyledik. Evet e, böyle e, bütün bunlar. E, bu arada devam edeceğiz şimdi Sini Millet dosyasına e, birazdan Fırat bana beğeni ve e, şeyi halleder e, katıl butonunu halleder Fırat'a söz vermiştik 500 katıl olacağız diye galiba beceremedik. Daha. Fırat onu bana yazarsa onu da hallederiz. Bugün çok agresifsin diyor admin. Terbiyesizlik etme. Ahmet Hakan söz konusu olduğu için değil. Gülşen söz konusu olduğu için bunu yapıyoruz. İşte böyle asıl provokatör o. Gördüğünüz gibi. Evet. sine Millet meselesine gelelim. Kolsuz Lord agresiflik yakışıyor demiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aslında ben e, hayatta beni tanıyanlar ...hayatın içinde e, o kadar agresif olmadığımı da bilirler. Tam bir e, olabilirim. Bu arada Beyhan e, her gün geliyordu. Beyhan gelmedi. E, nerelerde onu bilmiyorum. Arzu e, o konu, Arzu ve Pınar ikilisi yok. Pınar bir de şey gönderecekti sözüm ona. E, 50 tane katıl hediye edecekti. E, Pınar yok. E, hep laf hep laf Pınar. Onların da altını çizelim. Evet bana abartmak gibi gelmiyor daha demin ülkenin %50'sine terörist denildiğinden bahsettik kendi seçmenini bıçak gibi bilemeye çalışan bir iktidar var şahane bir yorum çok da güzel bir ifade aynen öyle ee, insanlara korku salıyorlar ee, Ahmet Hakan da oradan aldığı güçle kabadayılık yapmaya kalkıyor Ahmet Hakan'ın kabadayılığı bize sökmez radikal tahammülsüzlere sökmez Gülşen'e de sökmez ancak mertçe olmayıp da pusu kurarak bunu yapanlara karşı yapacak bir şey yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir kere namuslu yüz yüze duello kültürüyle bu işi yapmaya kalkarsan Ahmet sokakta yürüyemeyecek hale gelirsin. Tıpkı teşvikiye de sokağa çıkamadığın gibi. Evet diğer yorumu da göreyim istersen. Ah o önemli. Ahmet Hakan iktidar değişimlerinde kendine yeni yer bulacaktır. Pelikancılara hiçbir dönem bir şey olmamıştır. Valla Melik şunu bilmiyorum. Herhalde Kemal Bey e, eskiden bayılır da Ahmet Hakan'a. mesela artık çıkmıyor. Gel tabii. Gel babacığım. Bir dakika ha, gelmiyor. E, abi iyi yayınlar olsun. Güven hoş geldin. Geç kaldım biraz. Dostum ya taraf olursun ya da bertaraf. daha büyük tehdit var mı anlayana diyor Ümit. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? E, eğer şöyle bir duygunuz varsa hiçbir şey olmazsınız. Neticede e, neyiniz var e, kaybedecek? Bence en önemlisi onur ve haysiyettir. Onur ve haysiyeti korumak gerekir. Her tarafı e, kabadayı da olsa ne olacak? Tırsak biri e, demiş e, Ayhan. E işte bunlar e, kendilerine güvenmiyorlar. Arkalarındaki güce güveniyorlar. Neymiş? Bütün e, şeyler imam hatipler e, gelirmiş. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Bir dönem Ahmet Hakan şarap içiyor diye, teşvikiyede oturuyor diye Ahmet Hakan'ın İslamcılıktan siyasal İslamcılıktan döndüğünü e, zannetmişti e, tırnak içerisinde sosyetikler, beyaz Türkler. Halbuki ben dedim ki e, Siyasal İslamcılık tam da öyle bir şeydir. Şarap içip her türlü iki yapıp her türlü hayatın nimetinden faydalanıp öteki taraftan iktidara yalakalıp yapıp e, tetikçilik etmektir dedim. İşte gördüğünüz gibi de oldu. Ahmet Hakan budur. Dolayısıyla eskiden e, gırgırı alalım diyordum ama sen Türkiye'de şarkı söyleyen, sanatçılık eden bir kimseye e, bunu yaparsan bu artık kantarın topuzu kaçırması anlamına gelir. Kılına zarar verirse ee, müsebbibi Ahmet Hakan'dır bence. Evet Sinek Millet açıklaması dün yine bana.